8 ay sonra açıldı ama görüntüler büyük tartışmaya neden oldu. Aspendos restorasyonunda kullanılan mermer eleştirilerin hedefindeydi. Serik ilçesinde iki tepe üzerinde milattan sonra 2. yüzyılda Marcus Aurelius döneminde inşa edilen Aspendos Antik Tiyatrosu, geçen hafta sona eren Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali öncesinde restorasyon için 7-8 ay kapalı tutuldu. Tarihi mekanın restorasyonu Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ancak oturakları ve merdivenlerinde kullanılan beyaz mermerlerin tiyatronun koyu gri renkteki aslına uygun olmaması eleştiri ve tepkilere neden oldu. Aspendos'ta yaşadığımız özellikle geçtiğimiz sene yaklaşık 6-7 ay kapalı kalan bir tadilat süresi içinde görüyoruz ki oradaki tadilatta oturak yerlerinin, merdivenlerin, basamakların günümüzün normal beyaz bildiğimiz mutfak mermeri tarzında mermerle kaplanmasıyla gerçekleştirilmiş. Aspendos'un taşının rengi koyu gri, gri açık gri ve koyu gri arasında değişiyor. Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve Seri'ye bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin programında da Aspendos Antik Tiyatrosu var. Obama, Merkel, Putin gibi dünya liderlerinin 2 günlük Antalya'daki zirve programının düzenleneceği Belek'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Aspendos Antik Tiyatrosu'na gezi düzenlenmesi ve burada bir konser etkinliği de planlanıyor. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun son halini görenler hem üzüldü hem de çok şaşırdı. Onlardan biri de Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz'du. Aspendos'taki tadilatta oturak yerleri ve merdivenlerin beyaz mutfak mermeri tarzında kaplandığını kaydeden Recep Yavuz öfkeliydi. Restorasyon faciaları yaşandığını dile getirdi. Maalesef ülkemizde çok önemli ören yerlerinde restorasyon faciaları yaşıyoruz. Hatta bunların birkaçına da Kültür Turizm Bakanlığı müdahil oldu ve tekrar elden geçiriliyor. Hakikaten günümüze uymayan veya dönemi yansıtmayan biraz karışık, anlamsız restorasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aspendos'un UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday ve dünyanın en önemli kültürel eserlerinden biri olduğuna dikkat çeken Recep Yavuz, çok daha itinalı olunması gerektiğini vurguladı. Girdiğiniz anda restore edilen yerin göze çarpmaması gerekir. Zaten restorasyonda amaç budur ama şu anda siz oraya gittiğiniz anda direkt o bembeyaz mermerleri görüyorsunuz ki çok can sıkıcı ve tiyatronun resmini bize vermeyen bir görünüm çiziyor. O yüzden çok üzücü buldum. O basamaklar yokken çok daha iyi tiyatronun görünümü. Aspendos'a turlar düzenleyen rehber Alper Erpolat da tarihi mekanı gezdirmek için getirdikleri turistlerden ciddi eleştiriler aldıklarını söyledi. Ya ilk gördüklerinde tabii haliyle hani kötü bir restorasyon gibi bir görüntü var. Ya doğru, hani orijinale yakın bir renk bulunabilir miydi? Belki bulunabilirdi ama neden bu tercih edildi çok bilemiyorum.